Herkese merhabalar arkadaşlar. Nazım biçimleriyle yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer halk edebiyatı nazım biçimleri diyoruz. Ve halk edebiyatı nazım biçimlerinin kodlaması neydi canlar? Deve kısmetiydi. Ufak hatırlatma yapıyorum. Destan varsağı koşma semai mani türküydü. İşte biz burada hem halk edebiyatı nazım biçimlerini hem de bunların türünü göreceğiz arkadaşlar. Ama burada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şuradan bir çizgi çekiyorum. Arkadaşlar, destan, varsağı, koşma, semai sahibi bellidir. Yani son dörtlükte şair tapşırmasını ya da mahlasını kullanır. Yani ismini kullanır. Ama mani ve türkü ise anonimdir. Hocam anonim ne demek? Anonim demek sahibi belli olmayan demek. Yani halkın kendisine ait. O zaman mani ve türkü deyince aklıma halk edebiyatının hangi kolu gelecek? Anonim halk edebiyatı gelecek arkadaşlar. İşte şimdi biz anonim halk edebiyatı, nazım biçimleri ve türleri diyoruz. Yolumuza mani ile devam ediyoruz. Şimdi ben burada maniyi anlatacağım. Bu yaptığım tanımın aynısı düz mani için geçerli olacak. Tekrar ediyorum. Ben burada maniyi tanıtacağım ve arkadaşlar burada tanıttığım tüm özellikler düz maninin tanımı olmuş olacak. Peki mani nedir? Başta aşk olmak üzere hemen hemen her konuda söylenir. Tekrar ediyorum. İlla aşk olmasına gerek yok. Ramazan bayramında çiçek, ne bileyim arkadaşlar, gökyüzü, o bu. A'dan Z'ye her konuda söylenilebilir. Ve anonim olduğunu söylemiştim. Söyleyeni belli değildir. Yedili hece ölçüsüyle söylenir. Yani her mısrasında 7 tane ünlü vardır. Uyak düzeni tek dörtlükten oluştuğu için AA XA'dır arkadaşlar. Örneğini göstereceğiz zaten. Ve devam ediyorum. İlk iki mısra yani dize hazırlık dizesidir. Saçma sapan olabilir. O yüzden bu iki mısranın son iki mısra ile anlam bağlantısı yoktur. Ve ayrıca asıl anlatılmak istenen son İki mısradadır canlar diyorum. Ve şimdi örneğime geçiyorum. Ne diyorum? Düz mani. O zaman aynı tanım burada geçerliyse ilk iki mısra hazırlık, son iki mısra ise neydi? Asıl anlatılmak istenen. Şimdi bir ünlerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'li hece ölçüsü var. Bahtiyarim, yarim, yarim. Hep birbiriyle benzer bitmiş. O zaman buralar A. Bakın buralar, burası farklı bitmiş. O zaman burası X oldu. A, A, X, A. İşte size düz mani. Tekrar ediyorum. Burası asıl anlatılmak istenen yer. Burası ise hazırlık kısmı. Demek ki maninin tanımı aynı şekilde düz mani için geçerliymiş diyorum. Ve kesik mani diyorum. Kesik nedir arkadaşlar? Kesilmiş şeydir. Yani yarımdır. O zaman bakın tanımda ne demişim ben? Birinci mısrası yani dizesi 7 ünlüden az olacak. O zaman biz buna kesik mani diyoruz. Örneğe bakalım. Daha bana. Bakın ilk mısrada 3 tane ünlü var. Diğerlerinde ortalama 7'dir zaten. İlk mısrası 7 ünlüden az olduğu için biz buna kesik mani diyoruz. Bakın A, A, X, A olmuş oldu. Bana ile bitti, bana ile bitti, bana ile bitti. Burası etmez ile bitti. Demek ki o zaman ilk mısrası 7 ünlüden az ise kesik mani oluyormuş arkadaşlar diyorum. Ve cinaslı maniye geçiyorum. Yine çok kolay. Cinas neydi?
sesteş sözcük değil miydi? Evet. Cinaslı uyakta sesteş sözcükleri bulacaktık biz. O zaman burada eğer sizin kesik maninizde yani ilk mısrası 7 ünlüden az ise ve kafiyesi arkadaşlar cinaslı ise yazılışı aynı olan ama anlamı farklı olan sözcükler varsa cinaslı mani. Sürüne. Madem çoban değilsin ardındaki sürüne. Sürünün cinsini soruyor. Beni bu hale koyan sürüm sürüm sürüne sürünsün diyor. Ve ilk mısrası da 7 ünlüden az. O zaman ne olmuş oldu? Cinaslı mani olmuş oldu. Yazılışı aynı, anlamı farklı. Burada da kesilmiş bir durum var. Eşittir cinaslı mani. Geçiyorum yedekli yani artık maniye. Adı üstünde artık. 4 artı 2 ise eşittir artık yani yedekli mani. Bakın düz maninin sonuna aynı kafiyede 2 mısra eklenmek zorundadır. Derdim var beller gibi A. Söylemem eller gibi A. Kalbimin hüznü var yıkılmış eller gibi A. Ben bu 4 mısraya artı 2 mısra daha ekledim mi? Ekledim. İşte bu yedekli mani olmuş oldu canlar. Olay bu kadar. Şimdi tahtayı siliyorum ve değiş yani karşılıklı mani ve Türkiye ile devam ediyorum canlar. Hiç hız kaybetmeye gerek yok. Evet arkadaşlar tahtayı sildim ve doldurdum. Hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Ve değiş yani karşılıklı mani diyorum. Karşılıklı mani iki kişinin birbiriyle konuşuyormuş gibi söyleştiği ya da arkadaşlar bir kişinin başka kişinin ağzından söylüyormuş gibi söylenilen manilerdir. Hocam nasıl oluyor? Yani şu ya karşımızda iki kişi var birbiriyle atışıyorlar ya da ben aklımdan birisini yaratıyorum ve karşımda birisi varmış gibi onunla atışıyorum arkadaşlar. İşte biz buna değiş, karşılıklı mani diyoruz. Genellikle soru yanıt şeklinde oluşur. Gelin örneğe bakalım. Şurada bir naçar kelimesi var. Çaresiz, sakat anlamında kullanılıyor. Ama genellikle çaresiz anlamı vardır. Adam demiş ki sevgilisine yani Adile'sine. Adilem sen naçarsın. İnci mercan saçarsın. Buralar doldurma. Dünya deniz olunca gönlüm nere kaçarsın diyor. Yani adam Adile'sine sevgisini, aşkını açıyor arkadaşlar. Bakalım Adile'si nasıl cevap veriyor. Ağam derim naçarım. Ağam ben çaresizim. İnci mercan saçarım. Dünya deniz olunca hop ben kuş olup kaçarım. Yani sana varmam diyor. İşte burada soru soruluyor. Burada kadın cevap veriyor ve maalesef varmıyor. Devam ediyoruz. Ne diyoruz? Türkü diyoruz canlar. Türkü. Hepimizin dinlediği ve günlük hayatta aslında şarkıya, ona, buna her şeye türkü diyoruz ama türkü anonim halk edebiyatının özel bir ezgiyle söylenen nazım biçimidir. Ve anonim halk edebiyatının en yaygın kullanılan nazım biçimidir. Bakın halk edebiyatının demiyorum. Halk edebiyatının içindeki anonim halk edebiyatının diyorum. Çünkü halk edebiyatının en fazla kullanılan nazım biçimi koşma olacak canlar. O yüzden anonim halk edebiyatının en yaygın biçimi ve en eski türlerden ve aynı zamanda Hikmet Dizdaroğlu isimli bir araştırmacımız var. Anadolu'da ilk türkü söyleyen kişiyi merak ediyor. Normalde türküler anonim ama anonim olmayanlar da var. Adam bir araştırma yapıyor. Ve Anadolu'da ilk türkü söyleyen kişinin Öksüz Dede olduğunu ortaya çıkarıyor canlar. Ve anonim olduğunu zaten söylemiştim. Hecenin 7'li, 8'li, 11'li kalıplarıyla söylenir ama burası hiç önemli değil canlar. Türkülerde daha çok aşk,
doğa, güzellik, kahramanlık, toplumsal konular işlenir. Ama bunların da bir önemi yok. Türkü deyince aklımıza kavuştak gelecek. Tekrar ediyorum. Kavuştak, bakın burada taktik demişim. Hocam kavuştak ne? Günlük hayatta hani nakaratı kullanıyoruz ya, divan edebiyatından gelen terimdir o. İşte eğer üçlü mısralarla gidiyorsa ya da dörtlük halinde gidiyorsa, iki dörtlük arasında, üç dörtlük arasında fark etmez, tekrar eden kısım varsa, günlük hayatta hani böyle şarkılarımızdaki en güzel yerler tekrar ediyor ya, işte biz ona türküde kavuştak diyoruz. Yani eğer tekrar eden kısım varsa eşittir onun ismi kavuştakmış ve nerede bulunuyormuş? Türkülerde bulunuyormuş. O yüzden ne demişim? Divan edebiyatında şarkıda kullanılan nakaratın karşılığıdır. O zaman divan edebiyatına nakarat, burada ise kavuştak kelimesi kullanılıyor canlar. İşte bir tane örneğimiz var. Hatta Zara'dan ders bitiminde açın dinleyin arkadaşlar. Zeytinyağlı yiyemem, basma fistan giyemem, senin gibi cahili ben efendim diyemem. Ölçüyü boş verin, önemli değil. Kaldım duman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde? Bundan sonra bir tane daha dörtlük gelecek ve daha sonrasında kaldım duman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde tekrar edecek. İşte tekrar eden kısımlar varsa cevap türkü olmuş oluyor arkadaşlar. Bunu asla es geçmiyorsunuz. Şimdi tahtayı siliyorum ve ben anonim halk edebiyatının türleriyle devam ediyorum. Yani ninni ve tekerleme diyeceğim canlar. Sakın bir yere kaybolmuyorsunuz. Tahtayı siliyorum. Evet canlar, tahtayı sildim ve anonim halk edebiyatı nazım türleriyle devam ediyorum. Ve birincisi ninni. Zaten biz ninninin ne olduğunu biliyoruz. Küçükken annelerimizin bizleri uyutmak için ya da ağlamamızın durması için okuduğu ezgili sözler arkadaşlar. Bir nevi türküdür diyebiliriz ama annemiz okur. Aynı mani gibi tek dörtlükten oluşur ve burada en önemli husus, hani Kaşgarlı Mahmut bir çalışma yapıyordu, Orta Asya'da geziyordu ve bizim folklor ürünlerimizi, yani halk ürünlerimizi yazıya geçiriyordu. Bakın ninni o zaman da varmış arkadaşlar. Ve Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmut ninniden ne olarak bahsetmiş? Balu balu olarak bahsetmiş. Demek ki bu ürün ta Orta Asya'dan beri geliyor canlar diyorum. Ve geçiyorum tekerlemeye. Tekerlemeler muhteşem şeyler arkadaşlar. Neden? Bakın günümüzde bile kekeme insanların tedavisinde kullanılıyor. Ve Türklerin öz kültüründe var. Çünkü tekerlemeler kolay söylenebilen kelimelerden oluşmuyor. Özellikle zor harfler, yani çene ünsüzlerinden, sert ünsüzlerden oluşuyor. P, Ç, T, K, R gibi gerçekten söylenmesi zor olan harflerden oluşuyor. O yüzden çocuğun dil gelişimi için üst düzey önemli. Ve çocuklardan, çocukluğumuz hepimizin vardır arkadaşlar. Ölmediysek yani çocukluğu yaşadık. Ve çocukken oyun oynarken o piti piti diye seslendirdiğimiz ya da işte söylemeye çalıştığımız o kadar güzel şeyler var ki, işte onların hepsi tekerlemenin içindedir canlar. Çünkü onlar bizim dil gelişimimiz için çok önemli ürünlerdir. Ve tekerlemeler Doğu Anadolu'da döşeme ismini alıyor. Güneydoğu Anadolu'da sayışma ismini alıyor. Karagöz ve orta oyununda muhavere ismini alıyor. Bakın biz küçükken ebe seçmeye çalışırken o piti piti karameli sepeti diye söylemeye çalışmıyor muyduk? Evet çalışıyorduk. Çıkarmada ise yine sayışma ismini alıyor. Bakın yine ilk örneklerini nerede rastlıyoruz? Divan-ı Lügat-ı Türk'te. Ve Türkçe'de tekerlemeyi en güzel okuyan da arkadaşlar, hani sanat güneşi diye dolaylama yaptığımız Zeki Müren'dir. Hatasız bir şekilde tüm tekerlemeleri söyleyebiliyor. Bilginiz olsun diyorum ve böylece canlar
anonim halk edebiyatı, nazım biçimleri ve türlerini bitirdik. Bir sonraki videoda artık biz nere devam edeceğiz? Aşık edebiyatı, nazım biçimleri ve türleriyle devam edeceğiz. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Çalışmayı ihmal etmiyorsunuz canlar. Görüşmek dileğiyle.